İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Saat 7 Türk'ün Instagram hesabından, Dünya Görüşü'nün canlı yayınından hepinize merhaba. Karantina sebebiyle artırılan önlemler dolayısıyla canlı yayınlarımızı Saat7 Türk sitesinden yapıyoruz. O yüzden farklı bir formattayız Dünya Görüşü'nde bu akşam. Diğer bütün Saat7 Türk yayınlarında olduğu gibi bizimki de bir saat boyunca Instagram'dan sizlerle paylaşım olacak. Merhaba Volkan, hoş geldin. Merhaba Senem. Merhaba Volkan. Herkese merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hepimizin çok yakından aşina olmadığı bir format bu. Ama tabii ki sağlık nedeniyle bir takım zorunluluklar yüzünden yayınımızı buraya taşımış olduk biz de. O yüzden hepinize iyi akşamlar diliyoruz tekrar. Bizim biraz da haberle birlikte yaptığımız bir yayın olduğu için bayağı farklı olacak bu kez. Çünkü haber bantlarımız olmayacak, sadece bahsedeceğiz konulardan. O yüzden belki tabii programın başında sormak istedikleri şeyler olursa bu dönemle ilgili olarak, Hristiyanlıkla ilgili olarak, Hristiyan dünya görüşünde bu dönemle ilgili spesifik istedikleri sorular varsa izleyicilerin onunla ilgili bir anons yapabiliriz herhalde. Bize sorularını gönderebilirler buradan. Sen de görüntüleyebiliyorsun sanırım. Yayını ben açtığım için senin yüzünün üzerinde bütün yorumlar ve Evet, ilk sorular önce var. ben görüyorum o zaman. Evet. Ve bu şekilde bu seferlik bir dönemlik Instagram üzerinden yapacağız. Ama Evet. sanırım bir saat boyunca yapabiliyoruz burada. Bizim normalde süremiz biraz daha uzun ama bu kez bir saatlik bir yayın olacak. Evet, hem de interaktif bir yayın olabilir. Çok daha samimi ve herhangi bir soru varsa izleyenlerin aklında onları rahatça sorabilirler ve biz de samimi bir şekilde onlara cevap vermeye çalışacağız. Ama tabii bir gündemimiz var yine. Her zaman olduğu gibi bir gündem üzerinden devam edeceğiz ama bu gündem konusundan sonra belki kısa bir soru cevap yorumları cevaplamaya Olabilir. çalışabiliriz. Şöyle bir geriye dönüp baktım. İzleyicilerle de paylaşabiliriz. Biz koronavirüs salgını ile ilgili ilk yayınımızı 11 Mart'taki programımızda yapmışız. Yani 9. haftadayız aslında. Ve şöyle bir notlarımı gözden geçirdim. Müthiş gelişmeler oldu bu süreç. Evet. Hayat bildiğimiz haliyle tümüyle değişti. Ve inanç yaşamımızın pratik anlamda pek çok farkı oldu her birimiz için kilise hayatlarımızla da ilgili olarak ve dünyayı algılayışımız senle biz çok sık konuştuk bunları önceliklerimizi belirlememiz diğer her şeyin aynı zamanda dönüşmesiyle hayatımızda bambaşka bir dönemi yaşıyoruz ama bu akşam geçen haftadan aslında öyle kararlaştırmıştık bu dönemde çok ciddi bir dinsel zulüm var Hristiyanlar üzerine dünya etrafında. Bu neredeyse hiç fark etmediğimiz bir yanı. Fakat haber merkezimizin tekrar tekrar girmesiyle birlikte bu haberleri bizim de gözümüze çarpar oldu ve işlemek istedik aslında. Geçen hafta seninle böyle Evet. kararlaştırmıştık. Çok ciddi bir inanç zulmü var pek çok ülkede ve Hristiyanların bu yüz sebeple çok ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz farklı farklı ülkelerde. O yüzden biraz bundan söz edeceğiz. Ve Niye aslında böyle? Normal mi? Ya da neden şiddetlendi böyle bir süreçte diye biraz bundan bahsederek başlayabiliriz. ve son 10 yılda aslında küresel çapta Mesih inanları için ciddi bir baskı var, ciddi bir zulüm dalgası var. Gerçekten bu son 10 yıldaki var olan küresel çaptaki bu baskı ve zulüm bizi tekrar eski tarih sayfalarına geri götürüyor. Yani başlangıçta da zaten bunları görüyoruz ve bugün aslında o Roma'daki büyük yangından bahsedeceğim. İsa'dan sonra 64 yılında gerçekleşen. Ama aynı zamanda maalesef ki bu Orta Doğu ve Afrika coğrafyasında gerçekleşen özellikle orada radikal İslam'ın orada çok ciddi bir şekilde terör grupları tarafından istismar edilmesi ve bu inanç zulmü ortaya çıkmasıyla bunları görüyoruz ama benim eleştirdiğim konu burada şu, yani medyada bunların çok ciddi bir şekilde yansımasını maalesef hiç görmüyoruz. Yani eğer İngilizce bilmiyorsanız bu haberlere ulaşmanız son derece zor. Doğru. Yani
çok ciddi bir şekilde araştırmanız gerekiyor. Evet. Ama onun yerine maalesef ki işte medya okuryazarlığı dediğimiz kavram yine devreye giriyor. Yani onun yerine içi boş, sloganvari, sadece o anda ilgisini çekebilecek başlıklarla haberler gündemimizi işgal ediyor. Aslında hayatın içinde çok ciddi bir odaklanma sorunu zaten yaşıyorduk ama bu COVID-19'la birlikte çok daha ciddi bir odaklanma problemi yaşıyoruz. Gerçek olan, doğru olan ve enerjimizi nereye sarf etmemiz gerektiği konusuyla ilgili gerçekten bocalıyoruz. O yüzden herkesin umudu şimdi artık bu geçsin, artık bu bitsin. Maalesef son 2 gündür vaka sayısında ufak da olsa artışlar olduğu için insanların psikolojisi daha da bozuldu. Ama son 10 yıldır aslında Hristiyanlar çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar ve Dünyanın her yerinde aslında hiç fark etmeden evet, bu evet coğrafya. seslerini duyuramıyorlar. Ama tabii ki fiziksel bir zulüm var. Yani bu kesin, net bir Tabii. şekilde görüyoruz ve haberlerde de bu yansıyor. Ama aynı zamanda bir de ruhsal bir zulüm var. Yani inançların yaşanmasını engellemek, özellikle Çin'de. Evet, yani Kuzey Kore, Çin, o Kuzey ülke. Kore. Onlar COVID-19 öncesi özellikle Çin'deki haberler tamamen kiliselerin durdurulması, ibadetlerin durdurulmasıyla ilgiliydi. Ve orada çok ciddi ruhsal baskılar var. Aslında tabii Batı'da da yine baskı yok gibi düşünülebilir. Çünkü hiçbir ülke Hristiyan ya da Müslüman gibi adlandırılmıyor. Yani Tabii, aslında o şekilde evet. bunlar yönetim mekanizmalarıdır. Kesinlikle, kesinlikle. Ama bakıyoruz kararlara mesela işte Avrupa'da ya da Batı dünyasında da eşcinsel evlilikler yasalaşıyor. Yani çok medeni gördüğümüz o Avrupa'nın başkentlerinde insanlar eşcinsel evliliğe onay veriyorlar. Yani Tanrı'nın yasasına, Tanrı sözüne karşı bir sürü kanun çıkıyor. Aslında bu da görünmüyor ama aslında bu da bir baskıdır. Yani bu da bir Tabii. Hristiyan hayatına karşı bir görünmeyen ama bir baskı olarak, bir unsur olarak görülebilir. Dolayısıyla aslında çok önemli bir gündem var ve şimdi bu COVID-19'da tüm bu şeylerin üzerine eklendi. Bu sefer de Hristiyanlara yapılan zulmün nedenlerinden bir tanesi de maalesef işte bu hastalığı bunlar çıkardı. Hristiyanlar bu hastalığı çıkardı gibi aslı astarı olmayan deli saçması diyeceğimiz nedenlerle bir baskı oluşturulmaya başlandı maalesef. Ama o kadar büyük bir şey ki bu sarsıcı bir salgın ki bir suçlu aranıyor. Yani bu insan psikolojisiyle ilgili çok anlaşılabilir bir şey. Birinin üzerine yükleme ihtiyacı, öyle Evet. hiçbir Tabii. şekilde bireysel bir sorumluluk almama ya da birinden o suçun bedelini talep etme neredeyse. Ama senin de söylediğin gibi bu unsur, bu inanç zulmüyle ilgili çok ciddi bir neden olarak karşımıza çıkıyor. Ve aslında dünyanın çok farklı bölgelerinden pek çok ülkede oluyor olması aslında çok ekstra bir alarm veriyor bu durumla ilgili olarak. Ve söylediğin gibi bundan haberdar olmak için bir çaba harcamak gerekiyor. O anlamda tabii ki bir Hristiyan dünya görüşüyle yayın yapan medya kuruluşlarının aslında ne kadar bir ihtiyaç olduğunu da fark edebiliyoruz. Bu yüzden Satellite Türk Haber'de bu haberlerin ayrıntılarını okuyabilirler izleyeceğimiz ve çok daha haberdar olabilirler aslında. Nerelerde, hangi Hristiyanların hangi şiddette aslında zulümle mücadele ettiklerini. Ve biliyoruz ki biz dua ederek oradaki kardeşlerimizi Tanrı'nın güçlendirmesi için dua edebiliyoruz. Aynı zamanda sosyal yardım kuruluşları aracılığıyla da pratik ihtiyaçların konusunda da yardımcı olabiliyoruz onlara. Buradan tekrar onu hatırlatalım. Yani elimiz kolumuz bağlı gibi düşünmememiz gerekiyor hiçbir şekilde. Evet, O kesinlikle. çaresizliğin boyunduruğu altına girmeden konuya yaklaşıyoruz o sebeple. Yapabileceğimiz çok şey var onlar için. O yüzden de zaten haberlerin ayrıntıları için normalde biz biliyorsun mutlaka bir haber bandı izlerdik programımızda. O konuyu çok daha derinlemesine paylaşmış olurduk. Ama şimdi sadece sohbetimize ilerlediğimiz için bunların hepsini Satellite Türk Haber sitesinden okuyabilirsiniz. Ve oradan çok daha ayrıntılı bilgiye erişebilirsiniz. Ama Open Doors diye bir kuruluş var. Bu dini zulmü takip ediyor. Çok farklı ülkelerde. İran, Pakistan, Kuzey Kore, pek çok Afrika ülkesi. Çok pardon. Ve Nijerya bunların başında geliyor aslında.
Afrika'da bir kıyım derecesinde neredeyse Hristiyanların Maalesef. köylerinde öldürüldüklerini biliyoruz ya da kiliselerin ateşe verildiğini biliyoruz, Evet. kundaklandığını biliyoruz ve bunların hiçbiri abartı değil. Bazıları sadece bir haç taktıkları için saldırıya uğruyorlar ya da hakarete uğruyorlar. Somali'deki çok radikal bir örgüt aynı zamanda çok ciddi saldırılarda bulunuyor. El-Şebab örgütü. O yüzden bunlardan haberdar olmamız lazım. Ama yadırgamakla ilgili başka bir şey. Yani kutsal kitabın ne dediğinin de farkında olarak bu konuyu işliyoruz tabii. Ve İsa'nın söyledikleri, elçilerin yazdığı mektupların hepsinde bunların zaten olacağını söylüyordu. Ama bununla aynı zamanda dünyasal adalet için mücadele etmemiz gerekiyor ve bu sıkıntılar aracılığıyla da tabii ki Mesih benzerliğine dönüşmeye devam ediyoruz. Bunun örneği var kutsal kitapta değil mi? Elçilerin işlerinde ve Romalılardan bizi hatırlatıyor. Biraz oradan belki paylaşabiliriz Kesinlikle, ama aynı zamanda sorunların çoğalması izleyicilerimizle. hakikaten işte bizi Vahiy kitabının o gelecekteki günlerine de götürmeye başladı. Çünkü zaten Afrika'da ve Orta Doğu'daki zaten problemler bize yakın olduğu için çok ciddi bir şekilde haberdarız, ama tabii Hristiyanlık bakış açısıyla neler olduğunu pek bilmiyoruz. Ama zaten gıda ile ilgili büyük bir yetersizlik, adaletsizlik, bir adil olmayan dağıtım zaten oradaydı. Ve şimdi bu malzemelerin azalmasıyla birlikte zaten sıkıntılar iyice artmaya başladı. Dolayısıyla bazı bölgeler hakikaten büyük sorunlar, büyük acılar çekmeye başladı. Tabii ki bu da maalesef ki bu tür saldırıları, bu tür durumları da daha ciddi bir şekilde ortaya çıkarıyor. Tabii şunu sormak gerekebilir. Dünya neden günah keçisi arıyor? Hepimiz böyleyiz. Yani bir problem olduğunda bu problemin nereden çıktığını, bu nasıl başladığını araştırıyoruz. Ama tabii günahlı insan doğası işte günahı bir yere yükleyip buradan sıyrılmak da istiyor. Yani işte Afrika'daki problemlerden kim kendini sorumlu tutabilir? Bugün buradayken, İstanbul'dayken, Ankara'dayken kim kendisini bu problemlerle birebir sorumlu tutup bunu düzeltmeyle uğraşabilir? Maalesef kendimizi sürekli uzak tutmaya, sorumlu hissetmemeye çalışıyoruz. Ve dünya da böyledir. Hakikaten günahlı insan doğası bir günah keçisi arar ve genelde tarihe baktığımız zaman da bu günah keçisi de maalesef ki Hristiyanlar oluyor. Yani güçsüz görüldükleri için mi, yoksa barışçıl oldukları için mi, ya da Kutsal Kitabın bu ayetleri bildikleri için mi, düşmanın sağ yanağına tokat atarsa öbür yanağını çevir diye iman ettikleri için mi bunu yapılır bilmiyoruz, ama Ama Hristiyanlar alçakgönüllülüğün her zaman bir zayıflık olarak okunduğunu biliyoruz toplumda. Onun maalesef. arkasında ne kadar derin bir iman, dayanma gücü ve iyi seçme yolunda bir inisiyatif kullanma olduğunu tabii ki insanlar görmüyorlar. Tabii, Ve bunun çok basit kesinlikle. bir zayıflık olduğunu düşünebiliyorlar. Oysa arkasında çok ciddi bir başka tablo var. Tanrı ile el ele yürüme Evet. gücü var onun arkasında. Bu alçakgönüllülüğü gösterebilmenin arkasında. Tabii bunu anlamak ilk bakışta gerçekten kolay değil. Birçok Hristiyan da bu ayetle savaşıyordur, bu ayetle mücadele ediyordur hayatlarındaki zorluklar ortaya çıktığında, ama tabii ki güç çağında yaşıyoruz. Yani modern bir çağda ve hatta modernizmi geçtik, postmodernizme geldik artık. Gücün yeterli olduğunu, manasının bir anlamı olmadığını artık düşünüyoruz. Ve dolayısıyla yumuşak huyluluk, geri çekilmek, baş eğmek, bunlar zayıflık göstergesi, pek de hoş karşılanmayan şeyler. O yüzden kim düşmanı bir tokat atarsa öbür yanağını çevirir. Yani bu anlaşılır, bu çağda anlaşılır bir şey değil, ama bunun çok daha senin dediğin gibi ruhsal bir tarafı var ve biz bunu anlıyoruz. Ve Mesih Çarmıhta aslında bu sözün ne anlama geldiğini de birebir olarak hem yaşamış hem de bize Göstermiş oldu. göstermiş oldu. Aynı şey aslında Türkiye'de de bir tabii kişinin kim olduğunu bilmiyorum, ama Ermeni Ortodoks Kilisesi'nin kapısını yakmaya çalışmış ve kilise yakmaya çalışmış ve bunu yaparken de işte bu COVID-19 hastalığı bunlar yüzünden Türkiye'ye geldi diyerek yani yine Bir hedef yine. hastalar olmayan bir şeyle, suçlamayla bu eyleme kalkışmış, ama
Tabii tarih bunlarla dolu, yani Hristiyanların suçlanmasıyla dolu. İşte en büyük meşhur olanlarından birisi İsa'dan sonra 64 yılında Roma'daki o büyük yangın. Yani Roma'nın %10'unun yandığını söylüyor Tacitus. O Tabii. yangın zamanında küçük bir çocuktu ama daha sonra bu olayı kaleme aldı. Bu hikaye çok Polonyalı bir yazar tarafından bir romana kaleme alındı. Quo Vadis, nereye gidiyorsun diye. Evet. Sonra Nobel ödülü almış bir yazar biliyorsun. Ve bu dönemleri anlatıyor aslında ve çok çok güzel bir hikaye. Ama tabii burada problemler ortaya çıkınca, bu yangın büyük bir hasar bırakınca bir suçlu arandı ve Tabii. suçlu tabii ki Hristiyanlara yöneldi ve Hristiyanlara işkence yaparak bazı kişilerden evet biz yaptık dedirterek aslında zorla bir itiraf metinleri imzalattılar ama sonra anladılar ki aslında bu Öyle. tamamen bir kaza ve bazıları hala tarih sayfaları bunu Neron'un yaptığını iddia eder. Bilmiyoruz ama çok Farklı yeni bir şey. şey değil. Ama buradaki sorun şu, yani neden Hristiyanlardan nefret ederler ya da neden Hristiyanları dışlama ihtiyacı hissederler? Çünkü Kutsal Kitap bize bunu söylüyor. Biz dünyanın günahkar olduğunu aslında yaşamımızla bunu söylüyoruz dünyaya. İsa Mesih de bunu söyledi. Bunu söylemek sanırım pek kimse tarafından Gibi mesaj. hoş karşılanmıyor. İşte 1. Yuhanna 3, 3. bölüm 11-13'te şunu yazıyor. Diyor ki başlangıçtan beri işittiğiniz buyruk şudur: birbirimizi sevelim. Şeytana ait olup kardeşini öldüren Kain gibi olmayalım. Kain kardeşini neden öldürdü? Kendi yaptıkları kötü, kardeşinin yaptıkları doğru olduğu için öldürdü. Yani bir kıskançlık var, bir Tabii ve çekememezlik var. bir defa dünyanın kuruluşuna götürüyor, yaratılışa götürüyor olay. Evet. Ve tabii ki doğru yaptıkça maalesef Tanrı'yla yaşama arzusuyla dolu oldukça bunu istemeyen, bundan hoşnut olmayan kişiler olacak. Çünkü maalesef dünyada o kadar çok Tanrı olduğunu iddia edenler var ki, bunu belki direkt söylemiyorlar ama Tanrı'nın otoritesini kendinde gören liderler, kendinde gören yöneticiler hala aslında var ve işte Roma'daki o Neron da bunun tipik bir örneğiydi ve bu yüzden kendi otoritesini kaybolmuş gibi, eksilmiş gibi düşünerek aslında Hristiyanlara bu suçu atfetti ve bu suçu onların üzerine yıktı ve büyük problemler, büyük sıkıntılar Hristiyanlar yaşamaya başladı. Ama sonuç olarak ne oldu? Tam tersine Tanrı daha büyük bir şekilde çalıştı. Tabii. Ve sıkıntı çeken imanlar aracılığıyla Tanrı kilisesini büyüttü ve imanlar o zaman da çoğaldı. Yine salgınlar da aynı şekilde kilisenin ve imanlı sayılarının Roma'da çoğalmasına neden oldu. Bu Hristiyanlık tarihine baktığımız zaman hemen ilk kilisenin kurulmasıyla birlikte Pentekost gününün başlangıcıyla beraber aslında inanç tarihimizin ayrılmaz bir yanı parçası zulümler ve kilisenin bu zulümler karşısında nasıl bir tanıklık verdiği. O açıdan aslında çok değişmeyen bir tablo devam ediyor. Fakat aynı zamanda tabii ki insan haklarının ve farklı dinsel özgürlük mücadelelerinin bu denli aslında etkili verildiği bir dönemde bunları hala yaşıyor olmak bir anlamda gerçeğin aslında ne kadar rahatsız edici olabileceğini de gösteriyor bize. Ne olursa olsun gerçek doğası gereği diğer gerçek olmayan her şeyi dışarıda bırakıyor ister istemez bir süzgeç gibi neredeyse. Ve o sebeple aslında buna karşı bir neredeyse hep engel var. Bir direniş var. Aslında aradığım kelime oydu. Hep bir direniş var. Çünkü bu gerçeği böylesine radikal bir sevgiyle sunan Tanrı'ya ya kollarınızı açıyorsunuz ve bunu kabul ediyorsunuz. Bu aynı zamanda günahlı doğamızı kabul etmek demek ve sığınmak demek Tanrı'ya ya da tümüyle yüz çevirerek onunla mücadele ediyorsunuz, güreşiyorsunuz ve o yüzden çok rahat bir şekilde işte suçu oraya çevirip bir yargıç gibi ölüm cezası vererek devam ediyorsunuz. Peki hemen Elçilerin İşlerinin ilk bölümlerinde bunu nerede görüyoruz? Paulus'un İstefanos'un öldürülmesinde, taşlanmasında orada olmasını görüyoruz. Ve onun hayat amacıydı neredeyse Hristiyanlara zulmetmek ve onları öldürmek, kendi inancına
bir saldırı gibi yaklaşmalarından onları uzaklaştırmak. Ama radikal sevgiyle ne kastettiğimizde aslında Pavlus'un bu olaydan sonra İsa Mesih'le yüzleşmesinde görüyoruz ve değişim bir elçiye dönüşüyor bu karşılaşmanın ardından. Okumak isteyen izleyicilerimiz varsa yine Kutsal Kitabın Elçilerin İşleri bölümüne yönlendiriyoruz onları. Ve Stefanos'un ölüm anında verdiği tanıklık hala hepimiz için en çarpıcı metinlerinden, yeni antlaşmanın içinden. Ve Elçilerin İşleri devam ettikçe aslında tabii Paulus'un yolculuklarına doğru kayıyor. Ve bu zulmün neredeyse gittiği her yerde, bu müjdenin paylaşıldığı her yerde gerçekleştiğini görüyoruz. Bir anlamda biz bu dinsel özgürlüklere yapılan saldırılarla ilgili başka programlar da yaptık seninle. Eminim hatırlayacaksındır geçen sezonlarımızdan. Bir anlamda aslında inancımızı paylaştığımızda, inancımıza başkalarını davet ettiğimizde böyle bir zulümle, sıkıntıyla karşılaşmak neredeyse mesajın kendisini doğrulayan bir durum oluyor. Bu biraz ilginç bir şey. Yine İsa'nın çekim alanını neredeyse kendinde birleştirmesi gibi benzersiz bir müjde. Çok güçlü ama aynı zamanda birçokları için tökez taşı oluyor. Kendisi de söylüyor zaten bunu. Birçoklarının üzerinden atlayamadığı, ayaklarının takıldığı bir engele dönüştüğünden bahsediyor. Ama ne zaman ki yüzümüzü Tanrı'ya çeviriyoruz bununla ilgili olarak, orada onun bizi bütün sorularımızla, bütün kuşkularımızla beklediğini görüyoruz. Ve kendini açıklamak için aslında her şeyi yapan Tanrı'nın doğasıyla karşılaşıyoruz. Ama bu bütün zulümler, sıkıntılar hem bireysel Hristiyanlara hem de kiliselere, gerek devlet politikaları olsun, gerek farklı başka terör gruplarının saldırıları olsun, tüm tarih boyunca ilk kiliseden başlayarak sürüyor, devam ediyor. Ve Elçilerin İşleri'nin sonlarına doğru yaklaştığımızda aslında pek çok başka yerde, hem Asya ilinde hem Avrupa topraklarında ve Roma'da da olmak üzere bunun sürdüğünü biliyoruz. Yunanistan'da aynı şekilde. Tekrar tekrar bununla ilgili bugün sanki haberleri, şimdi Hristiyanlara yapılan zulmü okuyormuş gibi okuyabileceğimiz metinler bunlar. Aslında Tanrı sözünün, Tanrı bildirisinin ne olursa olsun hiçbir şekilde gücünü, etkisini kaybetmediğini de hatırlatıyor bize. Ve Kutsal Kitap çok açık bir şekilde Yuhanna 15:20'de şunu söylüyor. Diyor ki 15:19'da dünyadan olsaydınız dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var Evet. ki dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor diye söylüyor. Çünkü işte Hristiyanlığın çağrısı aslında bu. Yani dünyaya sırtını dönmek. Ve Paulus da aslında tüm bunların ortasında kendi tanıklığını verirken işte bunu söyledi. Günah benim için ölüdür diye kendi sözleriyle okumak gerekirse Paulus dedi ki bana gelince Rabbimiz İsa Mesih'in çağrımından başka bir şeyle asla övünmem. Onun çağrımı aracılığıyla dünya benim için ölüdür ve ben de dünya için diyerek aslında bambaşka bir hedefe, bambaşka ruhsal bir yolculuğa çıktığını, oraya doğru koştuğunu Paulus söylüyor. Evet, yani biz dünya için ölüyüz ve dünya da bizim için ölüdür ve ama dünyada bazı iddialar var maalesef ve biz bunu hep konuştuk. Dünyada Tanrı olma iddiası içinde olanlar var. Bu sadece bir din algısıyla değil, evet bir yönetim algısıyla ya da bir güç algısıyla bunu yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki bunu direkt kimse yani şöyle demez işte ben Tanrıyım. Tabii ki Mesih kartı çağının geleceğini de biliyoruz ve bu tartışılıyor şu anda Vahiy kitabı ile ilgili. İmanlar da bunu konuşuyor. Ama tabii ki yine de herkes otoritesini kurmak ister, kimse otoritesinin sarsılmasını istemez ve dolayısıyla işte dünyada bu güç savaşı süre geldikçe ve Hristiyanlar bu güç savaşının içerisine girmeyip de gerçekten Tanrı'ya kulluk etmeye çalıştıkça aslında doğal olarak da bir çatışma çıkıyor. Ve çatışma çıktığı zaman orada bir problem oluyor. Ama işte dünyanın problemi burada. Yani Tanrı'nın bilgeliğini ve Tanrı'nın hikmetini anlamadıkları için aslında bütün zulüm ve bütün sıkıntılar
müjdenin doğrulmasını sağlıyor ve tam tersine aslında yok edilmeye çalışılan müjdenin gücünü daha fazla ortaya çıkarıyor. İşte şeytanın İsa Mesih'i öldürmeye çalışması gibi. Bunu yok etmek isterken Tanrı olduğunu oradan sonsuz bir hayat bütün uluslara çıktı. Aslında yani işte eski antlaşmada ve yeni antlaşmada Hristiyan hayatı bir zeytin ağacına benzetilir. Ve zeytin ağacı çok ilginç, yani uzun ömürlü bir ağaçtır ve kutsiyeti olan bir ağaçtır. Günler boyunca, Evet, yani 1000 yıl, 1200 yıl yaşamı olan bir ağaç ve bir pastör arkadaşım, sen tanıyorsun, onun zeytin bir ağaçları var. Onları bir yazın hasata gitmiştim ve orada çok gözüme çarpan çok ilginç bir şey vardı. İki tane kasa vardı. Bir tane kasa sinekli ve bozulmuş zeytinlerle dolu. Bir tane kasa da taptaze ve sıkılmaya gitmek üzere hazır bekliyorlar. Zeytinyağı olacaklardı. Ona sordum, bu kötü kurtlanmış, bozulmuş zeytinler de diğer zeytinlerle birlikte mi ezilecek, Gidecek. zeytinyağı alacak? O dedi ki hayır. Bu kötü olan kasa ateş yakmak için, yağ yakmak için kullanılacak. Peki dedim, niye fark var bunlarda? O dedi ki birisi kendi düşen o zeytin meyveleri. Yani Olgunlaşıp evet, olgunlaşıp toprağa düşünce normal bir şekilde sıkılmıyor. Yani sadece ateşe gidiyor. Yani yok olmak üzere gidiyor. Ama sopayla dövülen, yani zorlanan ve o düşüp toplanan zeytinlerse zeytinyağı oluyor. Ve kutsal kitaba göre de zeytinyağı kutsal ruhu çok. simgeler. Yani Rabbin Çok. gücünü simgeler. Ve dolayısıyla Hristiyanlar ezildiği zaman Tanrı'nın gücü ortaya çıkmaya başlar ki buna Mesediş diyor kutsal kitap. Tabii. Ve aslında bunun bir ruhsal anlamı var ve bu yüzden Çok. tarih boyunca kilise niye başarılı oldu? Ezilmeye çalışıldı, kilise yok edilmeye çalışıldı ama o bütün Tanrı. çabaların içerisinde kilise evet ezildi ama ezildikçe de Tanrı'nın gücü kat ve kat daha fazla ortaya çıktı. Görünmeye başladı. O yüzden de zaten hiçbir zaman dış koşullar ne olursa olsun kilise tarihi Mesih'in ikinci gelişine kadar durmaksızın devam edecek. Zaman zaman işte araştırma şirketlerinin raporları yayınlanıyor. Kilisenin işte giderek küçüldüğü ile ilgili. Ama bunun böyle olmadığını biliyoruz. Kutsal Ruh'un hala etkin bir şekilde dünyadaki bütün insanları Tanrı'ya çekmeye çalıştığını biliyoruz. Ve bununla birlikte tabii ki hiç en beklenmedik yerlerden aslında yaşam koşullarının en ağır olduğu yerlerden yani bir konfor alanının hiç olmadığı bölgelerde Tanrı'nın gücünün çok daha etkin olduğunu anlıyoruz insanların yaşamında ve kiliselerin önü alınamaz bir şekilde büyüdüğünü biliyoruz. Ve burada da tabii ki çok dikkate değer bir durum var. Çünkü bir şeyi ne kadar fazla saklamaya çalışırsanız, üzerini kapatmaya çalışırsanız onun etkisini o derecede arttırmış oluyorsunuz. Ve bu tür imgelemler çok fazla tabii ki İsa'nın tarım örnekleri, bir tohumun ancak Benzetmeler. evet benzetmeleriyle anlattığı şeyler ancak toprağa düşünce kat be kat ürün vermesi gibi kilisenin büyümesini de aynı şekilde böyle okuyabiliyoruz. Bu bir taraftan böyle. Ama aynı zamanda bu haberleri okuduğumuz zaman biliyoruz ki oradaki her bir kişi bu zulmü birebir bedeninde yaşayan, ailesinde yaşayan bireyler. O yüzden her ne kadar bunu bir haber olarak konuşuyor olsak da bunun o kadar derinden yaralayan bir şey olduğunu biliyoruz ki. Ve bununla ilgili aslında bu derece bir fiziksel zulmü ya da dışsal sıkıntıyı göğüslemedeki o kişilerin inancı nedir? Hep bu tarafını aynı zamanda konuşmaya çalışıyoruz. Ve o, her zaman baktığımızda tanıklıklarını okuduğumuzda, daha sonra kendileriyle yapılan röportajları okuduğumuzda bu dünyanın ne kadar geçici olduğunu ve zaman algılarının sonsuzluk perspektifinde olduğunu fark ediyoruz. Ve bu da bizim seninle aslında birkaç haftadır işlediğimiz gibi dirilişin ardından gelecek umuda bizi götürüyor her zaman için. Programın başından beri belki bizi yeni izlemeye başlayan kişiler olabilir, misafirlerimiz olabilir. Hristiyanlara yapılan ağır zulmü konuşuyoruz farklı ülkelerde, dünyanın pek çok farklı ülkesinde. Ve bu kişilerin aynı zamanda Tanrı'nın gözünde değerli birer birey olduğunu anlatıyoruz. Peki ne onların bu kadar dayanmasını sağlayan güç? Bu işte bu zamanın kendi yaşamlarıyla sadece dünyanın bu tarafında bitmeyeceğini bildikleri ve İsa Mesih ile birlikte aslında bir sonsuz yaşama uzandıklarına ilişkin
derin güvenceleridir bu. Bu bomboş bir inanç, iman değil. Aynı zamanda kanıtlarla desteklenmiş ve Tanrı'nın kendi gücüyle açığa çıkmış bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden de mesela bu zulmün olduğu yerden kaçmamayı seçiyor insanlar. Orada kalmaya devam ediyorlar. Evet. Ülkemiz için bunu söyleyecek olursak Malatya'da kardeşlerimizin katlinin ardından oradaki kilisenin bir süre için belki bu şoku yaşadığını ama ardından büyümeye devam ettiğini biliyoruz. Ve bu da çok şaşırtıcı bir tanıklık olarak hala hafızamızda saklı. Oradaki kilise de büyüyen bir kilise hala. Ve buna benzer pek çok tanıklık var dünyanın pek çok yerinde. Ama programın başında aynı zamanda bu haberlere ne kadar erişemediğimizi de söyledik. Şimdi eğer Hristiyanlığı yakından tanımayan izleyicilerimiz varsa bu sanki birbiriyle çelişen bir olgu gibi olabilir. Yani bir anlamda gelen sıkıntıyı Mesih uğruna göğüsleme ve bununla mücadele etme. Ama aynı zamanda bunun farkında olup bununla mücadele, yani kamuoyunda mücadele etme ya da uluslararası platformda bununla savaşma. Çünkü aynı zamanda İsa Mesih'in dünyada adaleti ve tanrısal doğruluğu sağlamakla ilgili bir çağrısı var kilisesine. Ve bu yüzden bunu da belirtmek sanırım iyi olacak bu noktada. Bu yüzden aynı zamanda bir mücadele veriliyor. Ve elimdeki haberlerden de okuyorum Saatleri Türk sitesinin haberlerinden. Küresel Hristiyan Dayanışması Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bu soykırımları bildiriyor. Neden böyle bir şey yapıyor? Aynı zamanda tabii ki tanrısal doğruluğun ve adaletin gökte olduğu gibi burada da yeryüzünde de gerçekleşmesi için bu tip çalışan organizasyonlar var ve o yüzden yargılamalar devam ediyor, cezalandırılmaları için teşebbüslerde bulunuluyor. Neden bu yapılıyor? Çünkü neyin doğru, neyin yanlış, neyin iyi, neyin kötü olduğunun Tanrı'nın nezdinde ilan edilmesi için dünyada bu girişimler var ve olmaya da devam edecek. Ve bu aynı zamanda Tanrı'nın bizler için bir çağrısı. Yani yaşamımıza gelen zulümleri Mesih'le birlikte göğüslüyoruz. Bu her birimiz için farklı olabiliyor. Ölüm derecesinde bazılarımız için. Ama bununla birlikte de dünyasal adaletin ve doğruluğun inşası için mücadele ediyoruz. Bireysel bağışlama başka bir konu. Ama aynı zamanda bu dünyadaki hukuksal standartlarda da bunun mücadelesinin verilmesi gerekiyor. Tabii. Bu da gökteki adaletin yansımasının oluşması için dünyada bir fırsat noktası. Çünkü bunu da tekrar tekrar görüyoruz. Bu haberlerde de yazıyor bu noktalar. Evet, kesinlikle yani bu konuda hemfikiriz ve dünyada da bu adaleti sağlamayla ilgili aslında yapmamız gereken şeyler var ve bunun arkasında olmalıyız ve sonuna kadar da bu mücadeleyi göstermeliyiz ki iyi ki bu kuruluşlar var. İşte örneğin dünya çapında dini zulmü izlemek için yürütülen birçok bir kuruluş var aslında. Bunları izliyorlar ve bunları izlerken hem dünyaya duyuruyorlar hem de bunun durulması için aslında büyük çağrılar yapıyorlar. İşte bu da Tanrı'nın bir çağrısı. Kesinlikle. Ve hem de gerçekten Kutsal Kitab'ın söylediği sözlerle çok büyük bir uyum içerisinde İbraniler 13:3'te diyor ki sizin de bir bedeniniz olduğunu düşünerek baskı görenleri hatırlayın diyerek Kutsal Kitap bize aslında büyük bir kardeşliğin içinde olduğumuzu, imanlarla büyük bir aile olduğumuzu, belki onları tanımasak bile aynı babanın çocukları olarak bir ruhta Tanrı huzuruna çıkıyoruz ve bunu unutmamamız gerektiğini Tekrar. aslında hep hatırlamamız çok önemli. Evet. Tabii izolasyon, sosyal mesafe gibi şeyler tabii ki bu COVID-19 ile beraber hayatımıza girdi. Ama programlarımızda daha önce konuştuk. Aslında bunların ruhsal boyutları da var. Yani çok çok öncesinden maalesef ki ruhsal alanlarda mesafeler oluşmaya başladı. Yani ruhsal izolasyona girdik. Yani ruhsal hayatımızda sadece kendimize odaklı yaşamaya başladık. Yani tabii ki bu tüketim kültürüyle de aynı zamanda ilgili. Ve yani Hristiyanlığı sadece başarıya, sadece zenginliğe, sadece refaha odaklı hale getirdiler maalesef. Ve bu dünyadaki dünyanın içinde müjdenin anlaşılması için mi yapıldı? Ben tam bunu anlayamıyorum ama sanırım dünyasal standartlarla artık müjdenin karşılığını bulduğu bir dönemdeyiz maalesef. Ve aslında bu ruhsal boyuttan hakikaten çıkıp
Yani konumuzun özü kendimiz olabiliriz ama aslında komşumuz da aslında çok çok önemli olduğunu ve Kutsal Kitabın sözünde bize öğrettiği gibi yani komşunu kendin gibi seveceksin ilkesini hayatımızın merkezine koymak ve başımızı kaldırmak, yardıma ihtiyacı olanlara elimizi uzatmak, dua edebilirsek dua edebilmek, yani hayatımızın belirli rutinini bunu ayırabilmek aslında bizi Mesih'e çok daha ciddi bir şekilde yaklaştıracak. Yani bu izolasyondan, bu mesafeden kurtulmalıyız ve yani bu haberleri okuduğumuz zaman evet yani onlara ulaşabiliyorsak ya da bu haberlerin kaynağına mesaj atıp, mail atıp daha fazla bilgi sahibi olabiliriz ve gerekli yardım kuruluşlarıyla irtibat halinde olup neler yapabileceğimizi onlara danışarak aslında harekete geçebiliriz. Yani birçok araştırmada aslında bu var. Yani iyilik yapmanın da insana gerçekten çok büyük katkısı olduğunu, yani sosyal bilimler bile aslında bunu kabul ediyor. Tabii, son Ve derece. şimdi Kutsal Kitap bu konuda eğer biz harekete geçtiğimizde orada mesihsel bir ruhsal bir doluluğa sahip olacağız. Tabii. Ve bu yüzden harekete geçmeliyiz. O evet izolasyon ve sosyal mesafe COVID için çok iyi ama ruhsal olarak çok tehlikeli. Yani mutlaka mutlaka başımızı yukarıya kaldırmalıyız. Etrafımızda neler oluyor? Eğer bize gelen haberler yoksa da biz bazı kuruluşlara üye olarak bu haberleri Haberleri edinelim. edinerek aslında harekete geçebiliriz. Evet. Geçen hafta birazcık işledik programın sonuna doğru. Bu süreçte aslında insanların ne kadar da fazla oranda, artan ölçüde Tanrı'ya yöneldiklerini ve ilk kez belki birçoğunun bunu yaptığının istatistiksel olarak da ispatlandığını fark ettik. Biz elbette bunu kendi yayın organlarımıza gösterilen ilginin artmasıyla da ölçebiliyoruz aynı zamanda. Ama bunun arkasında neyin önemli, neyin değil, neyin kalıcı, neyin geçici olduğunun en büyük sınavının verildiği dönemde olmamızdan, Hristiyanların içindeki birliğin artarak çoğalmasını istediğimiz bir dönem ve bütün kaynaklarımızı aslında çok ortak bir şekilde kullanmaya da yöneldiğimiz bir dönem. Ve kolay kolay da bitmeyecek gibi görünüyor. O yüzden biz seninle yeniden normale doğru kaymayı da konuşuyoruz. Bununla ilgili aslında her zaman için neredeyse sabitleyeceğimiz bir algı olmalı. Eskisi gibi olmayacak her şey, olmamalı da. Peki kalıcı olan ne? Önemli olan ne? Hayatımdan neyin çıkması lazım, neyin kalması lazım? Bu aynı şekilde kilise ilişkilerimiz için de geçerli. Belki bedensel olarak bir arada en uzun olmadığımız dönemi yaşıyoruz. Ama ilişkisel boyutta ya da bu çaresizliğin içinde duada Tanrı'nın önünde durma konusunda da belki en derin Tabii. dönemimizden geçiyoruz. Bunun da ne kadar büyük bir bereket olduğunu kaçırmadan aslında senin de söylediğin gibi bu sürecin bütün bu salgın ve karantina döneminin aslında neredeyse sembol ayeti diyebileceğimiz ki İsa'nın verdiği iki buyruk vardı sadece. Tanrı'yı seveceksin bütün canınla, gücünle, ruhunla seveceksin. İkincisi de komşunu kendin gibi seveceksin. Kesinlikle, Yani kesinlikle. başka hiçbir buyruk var, başka hiçbir buyruk yok ve var olan buyruk öncelikle tanrısal barışı, sonra da insanlar arasındaki barışı hedefleyen bir şey. Başka bir işimiz yok aslında. Ve bunu tekrar odağımız yapmamız gerekiyor. Ve bununla ilgili aslında gündelik yapılacaklar listemizi belirlememiz gerekiyor aynı zamanda. Bunun içine de tabii ki Tanrı'nın bize verdiği kaynakları olabildiğince başkalarıyla paylaşmak, duada birbirimizi desteklemek hem içinde olduğumuz kilise ailesinde hem de bölgemizdeki kilise ailesinde de bu paylaşımlara ya da ibadetlere mümkün olduğunda katılmak ve kendi komşularımızdan başlayarak elbette bunu dalga dalga çoğaltarak devam ettirmek. Ve aynı zamanda zaten daha önce de konuştuğumuz gibi bu süreç ya yani izolasyon ya da bu sokağa çıkma kısıtlaması yani bizi şu şekilde büyük bir tüketim açlığı aslında yaratabilir. Çünkü bunlara ulaşamadıkça maalesef ki işte görüyoruz yani AVM'ler açıldığında insanlar orada sıraya girdiler. Çünkü
Yani şunu anlamalıyız, yani benliğimiz terbiye edilemez. Yani Kesinlikle. şimdi Ama terbiye edilmesi için de muazzam bir süre şu an. evet, Öyle ki kesinlikle. fark ediyoruz ne kadar az şeyle yaşayabiliyoruz aslında. Ne kadar Kesinlikle temel ve ihtiyaçlarımızın karşılanması yeterli evet. oluyor. Ve Hristiyanların tanıklıklarında, özellikle salgın zamanlarında büyük bir şekilde şunu fark ediyorlar. İnsanlar sadece suyla, yani suyla bile hastalıklarını yenebiliyorlar ve Hristiyanlar insanlara su vererek bakıyorlar ki insanlar iyileşiyorlar. Gerçekten yani insanın çok büyük ihtiyaçları yok aslında. Çok temel şeyler sağlanırsa insan Yeterli. hayatını sürdürebiliyor. Ve Evet. bu çok önemli özellik, ama tabii ki bu şey sanki böyle bir kafeste tutulmuş da böyle yırtıcı bir şey gibi sonra hurra tüketim çılgınlığına gidecek gibi bir durum O bir yaratmamalı. refleks. Evet. Çünkü bu çok fazla güdülendi bize. Yani tüketmek, 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 Tabii. kimliğimizi orada bulmak, kişiliğimizi, her şeyi oraya adamak ve bu çok öğretildi. Ve şimdi bu durdurulduğu zaman ve bu tekrar serbest bırakılacağında bu büyük bir akarsu gibi coşkun bir şekilde maalesef dışa vurabilir aslında. Tehlikeli bir durum. Ve bu Vurma. yüzden geçen hafta bu odaklanma sorunuyla ilgili konuşurken de ben işte komşularla uzaktan da olsa bunu soruyorum ve bunun neden bitmesini istiyorsunuz? Neden bundan çıkmak istiyorsunuz? Yani Evet. bunu düşündürmek istiyorum çünkü. Tabii, Yani tabii. bu Sorular bu düşünülmesi işe yarıyor gerekiyor. zaten. Yani Evet. aşı çıkınca ne olacak? Yani aşı Tabii. çıktığında, ilaç çıktığında ne olacak? Yani eski yaşamımıza döneceksek, eskisi gibi davranmaya, tüketeceksek, zamanımızı verimsiz harcayacaksak, o zaman hiçbir şey öğrenmeden bu süreçten çıkmış Devam. olacağız. O yüzden yani tabii ki hani kısa bir insanlara şunu yapın bunu yapın diye bir şey söylemek haddimize değildir, ama yine de şunu düşünmek gerekiyor, yani sonrasında ne yapacağız, sonrasında daha önce yaptığım şeyleri yapmama üzerine aslında düşünmemiz ve kendimizi bu konuda geliştirmemiz gerekiyor. Tabii ki Hristiyanlar olarak, yani Tanrı'nın yardımıyla lütfuyla yaşayan Hristiyanlar olarak aslında bu konuda bir gözden geçirme listemiz mutlaka olmalı. Olması lazım. Evet. Ve işte Sat 7 Türk Haber'de yine ailece şiddetten dolayı bütün umutlar neredeyse aşıya bağlandı. Yani aşı çıksın çünkü ailece şiddet artıyor diye büyük tartışmalar var meclis gündemlerinde, birçok ülkenin Evet. meclisinde. Yani dünyanın geldiği duruma bakıyor musunuz? Yani korkunç. Yani insanların umudu artık sırf bu durumdan kurtulmak üzerine. Ama işte bu yanlış. Yani hiçbir ders almadan çıkacaksak eğer, Evet. Maalesef ki her şey tekrar edecek. Bu virüs gidecek, başkası gidecek. Ama Tabii. bunun yerine hakikaten yani şunu yapabilirsek eğer zamanımızın değerini ve bize verilen bu lütfun ne kadar önemli ve ne kadar değerli olduğunu fark edersek yaşam gerçekten çok güçlü bir şey. Ve Kutsal Kitap bize verilen yaşamın sonsuza dek devam etmesini ister. Evet. Yani kısa Buna bir dikkat ediyorum. 80 ya da 90 yıllık bir yaşamı vaat etmez. Sonsuz bir hayat vaat eder. O yüzden 80-90 yıllık yaşam bile ne kadar muazzamken biz sonsuzluğu düşünmeliyiz ve sonsuzluğa doğru yaklaşmalıyız. O yüzden tüm bu süreçte hakikaten yani şapkamızı önümüze koyup Evet. belki yani tabii hani sorular geliyor gerçekten her Tabii. yerde işte maalesef şiddet görenler de şiddeti nasıl durdurabiliriz diye soruyor. Ben de onlara şunu söylüyorum. Yani sevmeyi öğrenin. Peki nasıl öğreneceğiz? O zaman sevgi sözcüklerinizi kullanın. Özür dilemeyi öğren. Bu içinden gelerek yapmak gerekmiyor. Bunu söylemen içini değiştirecek diye aslında onlara söylemeye çalışıyorum, ama Evet. yine de gerçekten çok zor bir süreç. Çok çok zor. Çok. Hepimiz buradan çıkmak istiyoruz, ama umarım ki hem bu konuda hem de ruhsal konuda birçok dersler alıp yeni bir ruhsal uyanışın olduğu bir döneme Bunu çok arzu ediyoruz gerçekten ve bu aslında kalıcı olana ya da Tanrı'nın geçebiliriz. davetine ilişkin ilgi bizi çok umutlandırıyor. Ama bunun geçici olmamasını diliyoruz. Bunun devam Evet. etmesini diliyoruz. Şimdi kilise Pentekost dönemine doğru ilerliyor. Hatta ben biraz umutluydum. Acaba sosyal mesafeyi de koruyarak ibadet toplu ibadetimize bir süreç de olsa geçebilir miyiz diye. Ama görünen o ki pek mümkün olmayacak gibi Evet. bu da. Ama bu sıkıntı döneminde de güçlenmemiz için ne olursa olsun aslında normal bir Hristiyan yaşamını sürmek için tüketen değil ama her zaman için almaya, Tanrı'dan almaya dönük
bir hayat tutumu. Bir izleyicimiz çok güzel bir ayeti paylaşmış Matta 26. bölümden. Bu ayeti paylaştığı kısım İsa'nın sözleri ve Getsemani bahçesinde. Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür diye yazmış. Ve orada İsa'nın içinde bulunduğu koşulları hemen hatırlayacak olursak, tüm dünyanın, tüm insanlığın aslında Tanrı ile barışması için kendini işte bu günah kurbanı olarak sunmaya gittiği dönemde söylediği söz. O yüzden ve bu sözü etrafındakilere söylüyor, öğrencilerine söylüyor. Çünkü bunu yapmazsanız dünyaya kayabiliyoruz ya da geçici olan bizi tutsak edebiliyor. Tüketim çılgınlığı bizi ele geçirebiliyor. Ruhumuz Dünyaya benziyoruz. buna istekli, evet. Bu ilgiyi gösteriyoruz ama bedenimizin güçsüzlüğünü yadsıdığımız zaman hem fiziksel olarak hastalanıyoruz hem de aynı zamanda bu beden zaten çürüyecek ama ruhumuzun zedelenmesi kaçınılmaz oluyor. O yüzden bu İsa'nın bu ayetteki çağrısı, teşekkür ediyoruz paylaştığı için, bizler için hala çok geçerli. Yani Kesinlikle ve bu süreçte ruhsal anlamda da okumak için ne olduğunu, evet, kesinlikle. bunu anımsamamız lazım. Güçsüzlüğümüzde aynı zamanda Tanrı'nın yönlendirişini izleyebilmek için. Ve o iyi çobandır. Bu iddia ve bu söz çok anlamlı. İyi çoban olan Mesih bizleri gerçekten sakin sulara götürmek ister, içimizi tazelemek ister Evet. ve bize yardım etmek ister. Ama şu dönemde özellikle maalesef ki işte dünyanın ya da yönetimlerin ekonomi modelli bir dünya görüşü olduğunu da net bir şekilde görmüş olduk. Yani insan hayatı önemli, önemsiz değil ama ekonominin de insan hayatının üzerinde olduğunu alınan kararlarla görmüş oluyoruz. Kore'de birçok kilisede tanıdıklarımız var ve onlar yazıyorlar. Ve şu anda Kore'de, Güney Kore'de ikinci bir dalga ile ilgili Başla. bir salgın ikinci dalgası ile ilgili bir başlangıç olduğunu söylüyorlar ve diyorlar ki kiliseler kapalı ama gece kulüpleri açık, AVM'ler açık, alışveriş merkezleri açık. Yani Aynı madem şekilde insanlar, yaşıyoruz şu an ülkemizde. evet maalesef insanların toplanması eğer bu kadar zararlıysa o zaman insanların tüketerek toplandıkları yerler neden açılıyor diyerek büyük bir tartışma başlıyor ama bunu anlıyoruz çünkü dünya görüşü yani yönetimlerin dünya görüşü bu ekonomi üzerine olacak. Ekonomiyi ilk plana tutarak bunu hayatta canlı tutmaya sağlayacaklar ve hayatın devamını, idamesini sağlamaya çalışacaklar. Ama işte ne kadar farklı bir gözle Evet. bakıyoruz. Çünkü zaten bir Hristiyan bakış açısıyla dünyanın geçici olduğunu, kalıcı olmadığını ve insanın günahkar doğası bu var olan yaratılışı yok etmek üzere hızlı bir şekilde ilerlediğini Kutsal Kitap bize gösteriyor. Tekrar. O yüzden bugünlerde neyin önemli ve neyin kalıcı olduğunu tekrar düşünme ve sorgulama zamanı ve şaşırmamalıyız. Ve en önemli konulardan birisi de ümitsizliğe kapılmadan, yani odak noktamızı kaybetmeden Tanrı'nın sözünde canlı bir şekilde kalabilmeliyiz. Çünkü iyi çoban bizimledir. Yani Mesih bütün gücüyle, bütün varlığıyla, görkemiyle bizimle olmak ister. O yüzden yalnızlık ya da çaresizlik o bizi çok Asla yıkan düşünmemek gereken şey. ve çaresizlik bizi çok hızlı bir şekilde dünyayı umutsuzluğa götürüyor ve yüreğimizde imanı yeşillendirmiyor gerçekten. Çok zor bir durum. O yüzden bunlar yabancı şeyler değil. Var olan ne olduysa yine aynı şeyler olacak. Tarih bize ışık tutuyor, ışık tutmaya devam edecek. Ve tüm bunların içerisinde bizler de bize verilen bu zamanı sabırla ve Mesih'e imanla aslında devam ettireceğiz. Ve sanki bir bayrak yarışı gibi sıkıntılarla ilerleyen kilise bugün o sıkıntılardan bayrağı bize devretti ve biz de bir sonraki kuşağa devretmek için sıkıca sağlam bir şekilde durup bu bayrağı devredeceğiz. Aynı zamanda bu kilisenin ne kadar zaferli de olduğunu anımsamamız gerekiyor. Böylesine kısıtlı bir hareket alanı içinde olsa bile hem bireysel olarak Hristiyanların bütün dünyada aynı zamanda ülkemizde aynı zamanda kiliselerin bu komşunu kendin gibi seveceksin ayetini aslında nasıl da doldurduklarını görüyoruz. Muazzam yardım çabaları, finansal destekler, bireysel bir diğerine dokunma gayretleri diyelim.
tümüyle yapılıyor. O yüzden Evet. her nasılsa eski salgın dönemlerinde, geçen çağlarda kilisenin bu dönemlerdeki tanıklığının ne kadar güçlü olduğunu fark ediyoruz. Ben aynısını aynı zamanda gözlemlemekten de büyük sevinç duyuyorum. Ve yerinde saymadığını Evet. biliyoruz kilisenin bununla beraber. Ama bunu bir çıkar için yapmıyor hiçbir zaman. En önemli ayrımlardan biri Tabii. toplumun diğer kademeleriyle birlikte kıyasladığımızda tek beklentisi Tanrı'nın sevgisini, Mesih'in bağışlamasını insanlara iletebilmek. Bunu eylemlerle yapmak, verilen Kesinlikle. kaynaklarla yapmak. Bunun dışında aslında başka hiçbir beklentisi olmayan Evet. bir benzersiz organizasyon. Tanrı'nın dünyadaki Ve bedeni olarak tarif ediyoruz. O yüzden bu koşulların, dış koşulların değişiyor olması kilisenin gücünden hiçbir şey eksiltmiyor aynı zamanda. aslında tam tersine kilise olmadığı kadar çok çalışıyor. Özellikle ben Evet, şu anda evet, evet. ve Onu sen de aynı söyleyebiliriz şekilde rahatlıkla. yani normal gündemimizde değiliz. Haftada 3 kere canlı saatlerce toplantılar yapıyoruz. Davetler var, programlar var. Yani bana soruyorlar yani sıkılmıyor musun? Sıkılacak zamanım yok. Yani çünkü sürekli Sıkılacak zamanda değil konferanslar aynı zamanda zaten. kesinlikle yani kilise olduğu normal günlerinden daha yoğun bir şekilde bu Tabii. dönemde çalışıyor. O yüzden pastör kardeşlerimize de buradan selam gönderiyorum ve ya Evet. onlara da Rab güç versin. Yani Tabii. gerçekten çok yoğun, hepimize güç Her versin. yerde, her yerde. Bununla birlikte Tanrı'nın bizi bütün duygularımızı aslında anladığı ve karşıladığı gerçeğini de unutmamamız lazım. Bunların hepsini yaparken kendi ruhsallığımızda Tanrı'yla ne Tabii. kadar dürüst olabilirsek aslında o kadar onun gücünü deneyim Evet. ediyoruz. Çünkü İsa'ya baktığımızda insan deneyiminde ya da insan doğasında hiçbir şeyi esirgemediğini görüyoruz birlikte paylaştığı dönemde. Ve onun bu dürüstlüğü aslında bizim de Tanrı'ya aynı dürüstlükle gitmemiz için en önemli motivasyon kaynağımız. Kesinlikle. Ben bunu da söylemek istiyorum. Evet, Biraz yani konu zayıf geçti. olduğumuzda Evet. Tanrı'nın huzurunda zayıflığımızı fark ettiğimizde en güçlü olduğumuz nokta aslında Zamanı. o an. O yüzden bu hiç bilmediğimiz bir dönem. Başka bir yayınlarımıza da işledik. Kafa karışıklığımız, sorularımız, hırçınlığımız, kızgınlığımız, Tanrı hepsini aslında göğüsleyebilecek güçte. Ve o yüzden bunu aynı zamanda getirmek için de iyi bir fırsat. Çünkü oradan Kesinlikle. alacaklarımızla, içeceklerimizle dışarıya verebiliyoruz. Bizde olmayan bir şeyi Tabii. paylaşamayız. Onu mutlaka Kesinlikle. belirtmemiz lazım. Alarak. Belki şu konuya da son 2-3 dakika değinmek ne Evet. dersin bilmiyorum ama bu medya okuryazarlığı konusu yani şu anda o kadar fazla içerik var ki ya, ve maalesef canlı yayınlar, evden bağlananlar, akşam canı sıkılanlar inanılmaz bir Tabii içerik neye aslında. açıyoruz kulaklarımızı, neyi dinliyoruz, neyi Kesinlikle alıyoruz ve elimizde? bu çok önemli. Yani dünyanın sesini kısacağımız zamanlar mutlaka olmalı. Ve senin söylediğin gibi yani şu anda dünyada Hristiyan kuruluşların inanılmaz yardım kampanyaları var ve ben kendim kişisel olarak bu Hristiyan bir kuruluşa kendim destek olmaya çalışıyorum onlar aracılığıyla. Tabii ki ama birçok organizasyon var ve hakikaten yani takdire şayan bir şekilde tam Mesih karakteriyle çalışıyorlar ama ya bununla ilgili hakikaten hiç içerik yok. Yani sadece Türk haberin dışında herhangi bir içerik yok. Yani ya çok yerel kalıyor ya da o diğer dünyada olan Mesih'in bedeninin neler yaptığıyla ilgili çok az bilgimiz var. Tabii ya da Yani bu konuda da varsa ancak erişebiliyoruz. O da sınırlı evet. oluyor. Ve bu konuda da yani medya seçiciliği diyelim ya da Evet. okuryazarlık konusunda hakikaten içerik seçmeyle ilgili yani çok çok dikkat edelim. Ve özellikle bazı telefon markalarında bu var biliyorsunuz. Haftalık raporlar gönderiyor ve ben ona çok dikkat ediyorum biliyor musunuz? Yani o haftalık rapor gönderdiğinde geçen haftaya göre ne kadar daha fazla baktığımı bana söylüyor aslında. Tabii. Ve ben Ne bunun yapıyorum diye yüz şaşırıyorsun. evet yani ve bunun çok yükselmesini istemiyorum. Her hafta kontrol ediyorum. Evet, geçen haftaya göre fazla yükselmesin çünkü inanılmaz içerikler var ve Tabii. hiçbir anlamı yok, hiçbir değeri yok. Sadece o anlık bir duyguyla ortaya çıkmış birçok içerik var. Tabii ki bunlara karşı değilim. Herkes duygusunu içerik olarak atabilir. Orada seyreden. Ama önemli olan içeriklerin gizlenmesi ve orada kaybolması beni rahatsız ediyor. Ve dolayısıyla bu konuda tabii ki biz herhangi bir yasa koymak ya da herhangi bir öneri yapmak istemiyoruz ama
ya da böyle bir gücümüz de yok, ama biz dikkat edersek, bir süzgecimiz, bir filtremiz olursa özellikle içerik konusunda, bugünlerde bence çok daha iyi olabilir. Çünkü özellikle çocuklar bu konuda, bu salgın sürecinden sonra çıkarlarsa, içerik tüketicisi olarak karşımızda olabilirler. Evet. Bir başka izleyicimiz yine çok güzel bir ayeti paylaşmış bizimle. Onunla aslında kapatmak istiyorum yayını. Her durumda iyiliğimiz için etkindir Tanrı, Hamd Evet. diye yazmış. Gerçekten de öyle. Bunun için çok şükrediyoruz. Evet. Bir ayetin tamamını okuyayım ben. Bir kısmını yazmış çünkü izleyicimiz. Bu her durumda iyilik için etkin olduğunu biliyoruz Tanrı'nın. Ama onun bir de önceki kısmı var. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliyoruz. Ve bunun bu çerçevesi ayetin bütününü çok aslında anlamını etkiliyor. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, yani Tanrı'ya yönelen kişiler, umudunu ona bağlayanlarla ve tanrısal amaç uyarınca çağrılmış olanların, bu durumların hepsinde aslında tanrısal iyilik için etkin olduğunu biliyoruz. Ve bizler de bunun içindeyiz. Ve bu çağrı aynı zamanda bir müjde bildirisi. Paulus'un Romalılar mektubundan bu ayet. Ve Tanrı'nın kendisini sevmeleri için öncelikle, kendini açıklayan Tanrı'ya yönelmeleri için yine bir çağrı bizlerin her zaman yaptığı. Ve onun amacı uyarınca çağrılmış olanlarla bir araya gelmesi ve böylece bu iyiliğin onların yaşamında da etkin olmasını diliyoruz. Ve yine böyle olsun. Bu Kesinlikle. kadar zulüm ve sıkıntı döneminde hem bir salgın hastalıkla mücadele ederken hem de başka pek çok açıdan aslında kötülüğün kol gezdiği dünyada daha iyi bir müjde, daha iyi bir haber yok. İsa'nın Doğru, ölümün doğru. ötesinde bir barış sunması bize ve koşulsuz bir sevgi sunması. Her şeyi anlamıyoruz ama bir şeyi iyi biliyoruz. Tanrı iyidir ve onda hiç karanlık yoktur. Ve Yoktur. Buna aslında bütün dünya görüşümüzün de temeli işte burada oluşuyor. Burada başlıyor diyelim. gelmiş oluyor. Bildiğim kadarıyla tam bir saat dolduğunda otomatik olarak kapatıyor Instagram bu yayınları. O yüzden ona maruz kalmamak için düzgün bir şekilde vedalaşmak istediğimizde sanırım daha iyi olacaktır. Karantina kapsamında alınan tedbirlerden ötürü artık stüdyoda olmadığımız için Saat 7 Türk canlı yayınlarımızı sosyal medya aracılığıyla sizlerle paylaşıyoruz. Ve o yüzden Dünya Görüşü'nün bu haftaki yayınını ben Volkan'la beraber size bu platformdan ulaştırdık. Teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Normalde işte yayınımızın tekrarı diye söylerdik ama bu hafta öyle bir şey söylemiyoruz ama 24 saat boyunca bu linkten izlenebildiğini biliyorum. Çünkü az önce ben de dünkü canlı yayının 24 saat önceki yapılanın kaydını bulabildim. Ve bu Saat 7 Türk hem Instagram hem de Facebook sayfalarından diğer programları, canlı programları da takip edebileceğinizi tekrar hatırlatmış olalım. Esenlikle aslında esenlikle sanırım hem birbirimize esenlik dileyerek hem de bizi izleyenlere bu esenliği paylaşarak Tanrı'dan aldığımız dünyanın verdiğine benzemeyen bu esenliği birbirimize paylaşarak bitirelim. Bilmiyorum söylemek istediğim bir Herkese teşekkür ederiz. İyi şey. Teşekkür. akşamlar. İyi Haftaya akşamlar. görüşürüz. Hoşça kalın.